Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 2 yılda 2 milyon 800 bin hastaya hizmet verildi. Hastanenin başhekimi Lütfi Çağatay Onar, hastanede 2 yılda 2 milyon 800 bin hastaya hizmet verildiğini ve hastanenin bölgenin sağlık üssü gibi çalıştığını dile getirdi. Kentte 13 Kasım 2020'de açılan ve 5 Aralık'ta hasta kabulüne başlayan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, kentin yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından da hasta kabul ediyor. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne geçeli, şehir hastanesinin hasta kabulüne başlayalı 24 aylık bir süreyi geride bıraktık. 24 aylık süre içerisinde gelen hastaların hastalık spektrumlarının genişliğinin haricinde hastaların ikamet adreslerinin de çok çeşitli olduğunu söylemek mümkün. Örneğin uzak illerden bile, Erzurum'dan bile gelen hasta sayısı 500'ün üzerinde. Yine örnek vermek gerekirse Gaziantep'ten gelen hasta sayısı yine 500'ün üzerinde. Adana'dan gelen 600'ün üzerinde hastamız var. Bunun dışında Osmaniye'den, Bartın'dan, Sinop'tan bu ikamet adreslerine sahip hastalarımızın sayısının da toplam baktığımız hasta sayısının 5'te 1 kadar olduğunu söylemek mümkün. Tabii mali yıl kapanmadan sayıyı telaffuz etmek çok zor ama 2 milyona yakın hastanın geldiğini söylemek mümkün 2 yıl içerisinde. 2 milyonun üzerinde hasta başvurusu oldu. Ülke çeşitliliğinde de daha çok Balkanlardan tabii ki ama Balkanların yanı sıra Kuzey Afrika'dan, Libya'dan, Mısır'dan, yine İran kuzey bölgesinden, bunun dışında İran'dan, Özbekistan'dan, Rusya'dan, Moldova'dan, Romanya'dan gelen hastalarımız mevcut. Tabii şehir hastanesinin olmadığı bir pandemi senaryosunu düşünmek bizler için kabusla eşdeğer. Bunun nedeni gelişmiş bir sağlık altyapısı var şehir hastanelerinin. Standardın çok üstünde, genel kamu hastaneleri standardının üzerinde bir otelcilik hizmeti. Bunun dışında da hastaların konforu, ev konforunu aratmayan bir konfor ortamı olduğunu söylemek mümkün. Bunun dışında doktor arkadaşların da yine çalışmaları esnasında kendilerini rahat hissettiğini söylemek mümkün. Bu tabii ki konfor ortamı da çalışma ortamındaki verimi ve hasta memnuniyetiyle beraber personel memnuniyetini de arttırıyor. Bizim rutin olarak yaptığımız memnuniyet anketlerimizde hasta memnuniyet oranı %95'in üzerinde, hatta %98'in üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Genel kriter %95'in üzerinde olmasına rağmen %98'in üzerinde bir memnuniyet oranı olduğunu söylemek mümkün.